Bildiğin film sahnesi gibi ya. Arkada bir şey hareket ediyor. Bak. O ne ya? Şu yani böyle bir şey görmek hani ürpertir uzaktan gördüğün zaman. Onun o heyecanını o. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir mevzu var kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber birkaç gün önce gündeme bomba gibi düşmüş bir olay hakkında video çekiyorum. Bu olay Amerika'da Utah eyaletinin bir bölgesinde ortaya çıkan bir monolit. Monolit nedir? Monoliti görünce insanlar uzaylılar mı geldi ya da uzaylı bir yapısı mı bu? Onlar mı gelecekler? İşte 2020 bitmeden bir de uzaylılar mı gelecek? Korona morona dünyanın sonu mu onu derken müthiş bir gizem ortaya çıktı. Bir yapı var ve monolit uzaylı yapısı olduğu düşünülüyor. Monolit kelimesi de Stanley Kubrick'in Space Odyssey filminde geçiyor. İşte uzaylıların yaptığı makineler, aletler falan gibisinden. Üçgen bir şekilde metal mi bilmiyoruz. Bir tane adam hatta ona mıknatıs tutuyordu, yapışmıyordu falan. Değişik bir aletti. Biraz daha videonun içerisindeki videolardan detayları göreceğiz. Ama videoya geçelim. Şimdi yavaş yavaş çekilen videolara bakalım. Neler var. Burada bildiğin Google Earth'ten adam haritada rastgele dolaşırken herhalde monolitin yerini buluyor ve onun ne olduğunu anlayamıyorlar. Burada da haritada görüyoruz nerede olduğunu. İnanılmaz. 2016'da yerleştirilmiş galiba. 2016'nın Ağustos ayı falan mı? Çünkü ondan öncesinde haritada yok. Yani Google'dan baktıkları zaman geçmişte haritanın bölgesi boşken 2016'nın Ağustos ayında orada bir obje var. Daha sonra objenin yanına rastgele bir helikopter uçarken mi görüyorlar, yansımasını mı görüyorlar, ne oluyor? Keşfe çıkıyorlar ve olay patlıyor. Yani adam monolitin yanında twerk yapmış yani şey demek istememiş. Uzaylılar geldi twerk yaptık da demeyiz falan. Yani git elle incele niye twerk yapıyorsun? Zaten bazı yakın çekimlerde dikkatinizi çekecek. Monolitin bazı yüzeylerinde bildiğin yani insan yapımı izler var yani. İşte vidalar, işte yere tutturulmuş falan filan. Daha sonra da zaten olay bu kadar patlayınca monolit sökülüyor. Bir anda da ertesi gün bir uyanıyoruz. İnsanlar bir gidiyorlar orada hiçbir şey yok. Anıt manıt dikmişler oraya insanlar. Bir tane üçgen plakası kalmış, bir şeyi kalmış. Onunla birlikte işte böyle anıt bir mezar gibi yapmışlar. Taşlardan böyle bir yükselti yapmışlar. Birazdan göreceğiz ama çok ilginç bir video daha var birazdan izleyeceğimiz. İnsanlar onu ziyaret ettiği sırada arkada bir takım esrarengiz olaylar oluyor. Onları da bakacağız, onları da kaydetmişler. O zaman devam edelim. Mesela burada şeye dikkat çekmeye çalışmış. Yine uzaylı olduğundan şüphe duyuyor ve duvarın arkasındaki silüetler, işte girintiler, çıkıntıları bir şeylere benzetiyor. Yani uzaylı mı bunlar? Uzaylılar geldi mi, gelecek mi? Gerçekten arkadaki duvar şekilleri çok ilginç. Bu arada monolit Utah'da ortaya çıktı dedim ama buna yakın bir zamandan sonra Romanya'da galiba. Romanya'nın bir yerinde daha buna benzer bir yapı ortaya çıkmış. Ama ben bunların insan eliyle yapıldığını düşünüyorum. Yani bir uzaylı istilası ya da uzaylı yapısı olduğunu pek düşünmüyorum yani. Buradaki resimler gerçekten çok ilginç ama ya cidden silüet var orada. Hani özenle oraya yerleştirilmiş gibi duruyor. Bu bana o yüzden ilginç geldi. İlk başta gördüğümde yani haber ilk duyduğumda daha hiçbir fikrim olmadığı zaman bayağı tüylerim ürperdi. Ha dedim hayır oluyor mu gerçekten? Bu da olacak mı? Çünkü bir gün mutlaka olacak yani. Bu evrende bence hiçbirimiz yalnız değiliz. Mutlaka uzaylılar var ama bunu gördüğüm zaman cidden oluyor sanmıştım ama araştırdıktan sonra olmadığının farkına vardım. Bazı teoriler var. Bu teoriler bir sinema filminin tanıtımı olduğu yönünde. Yakın zamanda bir sinema filmi çıkacak ve bu sinema filminin işte PR'ı hani böyle bir gizem yaratıp olay yaratıp konuşturulmak. Başka bir durumsa ki bu daha çok gerçekçi yani kanıtları var. Bir tane sanatçının bu tarz ürünler yapan, bu tarz şeylerle sanatını icra eden birinin ürünü olabileceği, oraya yerleştirmiş olabileceği. Çünkü o sanatçının
eserleri bildiğiniz monolit. Yani aynısı, bunun aynısı. Da kendi web sitesinde falan onun görselleri var. O yüzden net uzaylı demek için çok erken. Bu videoda da galiba ki yeni keşfedildiği an mı? Şu an böyle bir şey görmek hani ürpertir uzaktan gördüğün zaman. Onun o heyecanını, o gizemini anlayabiliyorum. Yani niye bu olayın bu kadar büyüdüğünü anlayabiliyorum. Güzel bir olay çünkü yani böyle bir şeyi görmek. Yani uzaylılar var mı lan, geldiler mi, temas halindeler mi hissi. Güzel olduğu için zaten bu kadar büyüdü. Şunu bak ya. Müthiş yani aslına bakarsan. Şöyle bir şeyi görmek. Bir de alt açıdan falan çekmiş. Gecenin bir vakti bunu görsen var ya, yine bak. Çok iyi. Reklamsa müthiş bir reklam oldu. İnanılmaz bir PR. Bir film çıkacaksa aşırı güzel oldu. Yani hepimiz şu an bunu konuşuyorsak olmuştur yani, oturup bunun hakkında video çekiyoruz yani. Ama dediğim gibi az önce de ilginç detaylar var. Bunlar aslında bakarsanız bir spekülasyon ya da video ile oynanmış bilmiyorum ama birazdan o videoya geleceğiz. Arkada bir yaratık gibi bir şey var. Bu video değil de. İşte bu monolitin farklı açılardan görüntüleri. Ama çok güzel. Keşke kaldırılmasaydı yani. Kim kaldırdı bilmiyorum. Hani insanlar tarafından mı kaldırıldı? Ben olsam kaldırmazdım yani. Sonuçta turistik bir alan haline geldi orası. Hem de ne bileyim, böyle bir şeyle karşılaşmak hoş olabilir. Çok güzel görüntü çünkü yani bak, değişik hissettiriyor. Ben görsem bilmiyorum ne yapardım. Tapıyor musun? Ne yapıyorsun be? Monolith'e tapan. Şunu görmek çok güzel ya. Aniden karşına çıkıyor ya. Deli oluyorum. Bazı videolarda. Bir de ilk keşif o anındaki o adamların hislerini çok merak ediyorum bak. Kesin tüyleri ürpermiştir. Şuraya bak. Bir de herkes ellemiş, parmak izi olmuş. İçi boş galiba. Kimisi vuruyordu, bir şey yapıyordu. Ya bu şeye benziyor anasını satayım ya. Bildiğin İETT durakların ayakları var ya. Direkt o yani. Şöyle bir yakınlaşınca falan İETT durağı gibi durdu. Herkes ellemiş şuna bak, parmak izi. Acaba bunu full ayna yapsaydı nasıl olurdu? Ana Türkçe abimiz. Acaba o monolitle, o eserle neler neler yapıldı daha videolara çekilmeyen. Aşırı merak ediyorum. Bir de şey çok güzel olmuş. Bazıları bunu güzel fotoğraflarını çekmişler manzara gibi. İşte güneş arkasını alıyor bilmem ne falan. O yüzden çok yakıştırdım ben. Aşırı yakışıyor yani oraya. Ben olsam kaldırtmazdım. Ha, bakın dediğim video bu. Arkada bir şey hareket ediyor. Bak. O ne ya? Allah Allah. Bence o bir şey söyleyeyim mi? İskelet gibi duruyor. Bir dişleri var. İskelet gibi ama bence bu video bilinçli bir şekilde çekilmiş. Arkadan birisi onu oynatıyor. Net. Bir daha izleyelim. Baksana lan. Bu ne abi? Yoksa cidden uzaylılar mı ya? Sizin düşünceniz ne? Uzaylı olduğunu mu düşünüyorsunuz yoksa insan yapımı? Aşağı yorumlarınızı yazın. Tartışalım bu konuyu. Veya da edindiğiniz bilgiler varsa bir daha yazın. Çünkü gerçekten ilginç bir konu yani. Bu da o aynı video değil mi? Bir daha izleyelim. Kız da oradan üzülüyor. Monolitimi kaldırmışlar falan diye üzüldü. Ama üzülecek hiçbir şey yok. Gerçekten olay müthiş patladı. Bak Romanya'dakini görmedik. Romanya'daki de mi kaldırıldı acaba? Ve niye kaldırıldı? Dursun abi işte, açıklama yapın dursun. Ya da gerçekten uzaylı eseriydi de ondan gecenin bir vakti bunlar bunu götürmesinler. Bir yine 51. bölge vakası falan mı? Oba, çok iyi be. Bildiğin film sahnesi gibi ya. Çok ilginç görüntü. O el ele tutuştukları kısım çok güzeldi. Oraya bayıldım bu arada. Gidip ben de bir fotoğraf çekmek ister miydim? İsterdim. Bu da abi monolitin kaldırıldıktan sonraki son hali. Anıt yapmışlar. Yoksa uzaylılar gelip
aldı mı eşyasını? Bilemiyorum. Açıkçası bana aşırı ilginç geldi. Yani böyle bir şeyi görmek, onunla temasa geçmek, yani dünya dışı bir varlık olduğunu düşünmek bile heyecanlıydı. O heyecanı yaşamak bile bence güzel. En azından bunlar alıştırma gibi oluyor. Bir gün gelecekler. En azından öyle düşünüyoruz. Belki de gelmezler. Bilmiyorum. Ama sonuçta bir sürü teori var yani bu kadar insan. Ne bileyim bir adam vardı işte 51. bölgede çalışmış, çıkmış işte uzay aracıyla çalışmış. Onu tasvir ediyor. Onun bir belgeseli vardı galiba Netflix'te. Uzaylıların var olduğunu iddia ediyor ve onların araçlarını incelemiş. Nasıl uçtuklarını, nasıl havada kaldıklarını falan araştırıp incelemiş. Bu adamı ortadan kaldıracaklarmış. Adam o kadar zeki ki kendini kamuya, kendini bayağı reklam ettiği için tüm medyaya zamanında. O yüzden ona bir şey yapamadılar. Zamanında galiba onun konuşmasını engellemişler. Bir sürü şey, kim bilir daha neleri bilmiyoruz, neleri biliyoruz ki. Belki de bildiklerimiz %1 kadardır. Duysak şok geçireceğiz, o yüzden bilmiyoruzdur. Hiçbir fikrim yok. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu videonun altına yorumlarınızı yazın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz de abone olup şans simgesini açarsanız harika olur. Bana destek vermiş olursunuz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.